Seni başka türlü öpeceğim. 66'da doğdu gönüllerin efendisi. Yeşil siyah renkleriyle liflerine. Merhaba arkadaşlar, Denizli spor kariyerimizin bu çok önemli 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Gürkan. Çok önemli diyorum çünkü bu bölümde inanılmaz maçlar var. Hemen bakalım. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Ezeli rakibimiz, Süper Lig'de tek rakibimiz Fenerbahçe'ydi. Gerçi Beşiktaş da sağlam bitirdi. Beşiktaş'a da dikkat etmemiz gerekecek. Neyse, Göztepe var, Bayern Münih var. Şampiyonlar Ligi'ni açıyoruz. O yüzden önemli arkadaşlar. Bayern Münih gibi bir deve karşı evimizde mi yoksa deplasmanda mı oynayacağız bilmiyorum. Çok zor olacak. Peşine zorlu Başakşehir, zorlu Trabzon. Ondan sonra grubumuzun en iyi ikinci takımı Roma. İnanılmaz maçlar gelecek. Malatya'yla da bitiririz. Şimdi başlangıçta Fenerbahçe rakip. Geçen bölümde biliyorsunuz Gençler Birliği'ne yenilmiştik ve şu gözüme çarptı. Gençler Birliği lige 3 galibiyet 1 beraberlikle başlamışlar. 9 gol atmışlar, 2 tane yemişler. Yani Gençler Birliği de boş değil. O yüzden 3-0 yenilmiştik. Tabi yedek kadromuzu kullanmıştık ama bu sefer yedek kadro falan kullanma yok. Bu sefer az kadromuzla başlayacağız maça. Lunev kalede olacak. Şu ana kadar sadece 2 gol yedi 9 maçta yanılmıyorsam. Fenerbahçe'nin forması şöyle olsun arkadaşlar ve bu bölümde Fenerbahçe'den sonra da şunu hemen çok boyutlu yapalım. Gündüz olacak çünkü. Fenerbahçe maçından hemen sonra diyordum. Bir transfer çalışmasında bulunacağım. Şimdi oyuna diyelim, ilk maçımıza geçelim. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi şimdi Denizli'de. Bizim sahamızda Fenerbahçe rakibimiz. İlk 11'lerini merak ediyorum. Geçen sezon lider götürdük neredeyse sonuna kadar ama Fenerbahçe sonunda bizi 3 puanla geçti. Maalesef olmamıştı ama bu sezon hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi veya UEFA'da başarı, artık Şampiyonlar Ligi'nde o gruplardan nasıl çıkarız bilmiyorum da. Bakalım Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl ve bu maçı kazanarak güzel bir başlangıç yapalım. Kalede Harun Tekin, Medina, Glik, Aziz, Serdar Aziz, Kufre, Ozan Tufan, Gustavo, Deniz Türüç, Geri Rodriguez, Miha Zaitz, Kruse. Yedekleri de kaçırdım ama arkadaşlar genellikle geçen sezonun transferleriyle oynuyor Fenerbahçe. Yani Kufre, Glik, Medina defansı hep değişiklik yapmışlar. Artık çok zor bir rakip değil, yani çok zor bir kadro değil daha doğrusu. Bizim Kudüs'ten bak hareketler başladı bile, ondan güzel şeyler bekliyoruz. Geçen bölümün oyuncusuydu. Hadi bakalım. İyi top çevirirsek, sakin kalırsak gol gelir. Kudüs. Barov kaçacak. İşte böyle mi? Barov çok kötü vurdu. Zaitz iyi getirdi. Kruse, Lunev. Kudüs. Kudüs güzel. Barov atar. Barov hadi. O topu güzel tut. Barov. Kudüs geldi. Aferin Kudüs. Kudüs. Çekti. Güzel çekti. Kudüs süper. Aha. Onu bekliyorduk abi. Orada Kamil Glik. Kudüs helal olsun ya. Kudüs vallahi kendine geldi arkadaşlar. Orada Kudüs'e bir saç kesimi falan mı yapsak? Ne yapsak ya? Kudüs'ün de bir tipini bir şeyini çeki düzen versek güzel olacak. Böyle bu saçlar biraz klasik kaldı. Kamil Gülek. Eyvallah hacım. Şimdi Quaresma'nın penaltıları biraz daha iyi. Rodayaga kalsın abi. Hugo ile Rodi ile göndeririz biz. Çok oynuyor ya. Rodayaga kaçırdı be ya. Arkadaşlar düşük penaltısı olan adamı da yerinde tutması daha zor gibime geliyor. Tüh, kaçırmamalıydık be. Rodi. Ooo müthiş bıraktı. Quaresma gol pozisyonu. Quaresma. İşte bu be. Kudüs kaçırmıyor. Helal olsun Kudüs. Ne hareketi yapacaksın? Yapıyor. Quaresma'dan asist geldi. Biliyorsunuz yaşlı kurtlarımız neydi hedefimiz? Paslanmayan demirlerdi. O hedefimiz de yaşlı 30 artı üstü yaşında oyuncularımızdan minimum 30 gol, 15 tane de asist bekliyorduk. Ona katkıda bulunuyor burada Quaresma ve Kudüs futsal çocuğumuz da gollerine devam ediyor. Güzel, penaltıyı kaçırdıktan sonra iyi oldu bu. Sonraki penaltıda direkt belki dümdüz vuracağım arkadaşlar. Zaitz, Ozan Tufan, Nuri Şahin kesti, Ozan'da kaldı top. Aman dikkat,
Deniz Türüç sağlam bekledi. Ozan Tufan ortasını yapıyor. Kruse Lunev. Kruse kaç kafa oldu? Kruse bir tek maçta kafayı kullanıyor da offside'mış. Hocanın bayrağı kalkmıştı orada. Offside. İlk yarı böyle bitiyor. Güzeliz, iyiyiz. 1-0 öndeyiz. Biraz daha bitiriciliğimizi yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Yani penaltı olsun. 2 oluyor bu galiba benim kaçırdığım penaltı öyle abuk subuk bir şekilde ama üstün taraf biziz gibi görünüyor. Biraz Kruse tehlike yarattı ama şöyle bir değişiklikte bulunalım. Barov'dan pek bir şey göremiyorum. Onun yerine Seedorf, genç Seedorf'u oynatacağım. Bir de Doru oynatacağım. Nuri Şahin de biraz sakata benziyor bu maçta. Biraz daha hızlı olan Doru'muzu oynatalım. İkinci yarıya böyle devam. Aman, aman. Fener kusursuz pas yapıyor arkadaşlar. Zaitz, Lunev. Güzel. Fener'de Ozan Tufan çıktı. Tolgay Arslan girdi. Kruse, aman dikkat. Hüseyin Türkmen, süpersin. Milli topçumuz. Ama kaptırdık. Şimdi defansta boşluk var abi. Çok büyük tehlike. Mehmet Ekici. Dor önünde Kruse. Bu sefer affetmiyor abi. Oyunda bir Fenerbahçe'nin atacağı vardı. Kusursuz oynuyorlardı. Yani öyle paslar yapıyorlar ki. Olmadı be. Olmadı. Hüseyin Türkmen orada kapatamadı Kruse'nin önünü. 1-1. Taktiksel değişikliğe gideceğiz. Quaresma'yı da çıkarıyorum. 5-3-2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Bence defanstan çıkan toplarla defansta alalım şu topu öncelikle ki ileride şans yaratalım. O yüzden böyle beşli defansa geçiyorum. Bir de Fener çok tehlikeli görünüyor. O yüzden şimdi ikinciyi de yemeyelim. Recep'i de aldım Quaresma'nın yerine. Onu da unuttum söylemeyi. Şimdi Seedorf aldı. Aferin. Aha böyle çıkacağız abi. Aha böyle çıkacağız. İşte bu. Kudüs aldı başını gidiyor. Kudüs yakın direkt. Hop ya arkadaş yine plase vur abi yedim şimdi burada 5-10 tane yorum. Plase vur abi ya Kudüs arkadaşlar görmediniz mi kaç tane abandı girdi burada da ya plase çünkü çok zayıf gidiyor çoğu zaman dandik ratingli oyuncuyla o yüzden plase vurmuyorum arkadaşlar. İşte olmuyor olmayınca olmuyor. Evet güzel önü açık Hideguchi'nin haydi bir fırsat daha 82 Hideguchi. Fırat burada hemen yakında. Fırat. Güzel. Rodega. İşte bu ya. Rodega. Gel abi gel. İşte bu. İki direkten içeri. Heyecan yaşattı bize Rode. Bu sefer oldu. Fırat'tan da bir asist. Parlayan yıldız. Hedefimize de bir katkı. Of çok korktum ya Rodega'nın o ayağından çıkan toptan sonra ama tam da yerine göndermiş ha. Of. 2-1. İnanılmaz bir dakikada. Taktiğimiz de şu an çok uygun. Geride yaslanın çocuklar. 2-1 alalım. Yoksa kusursuz oynuyorlar arkadaşlar. Harbiden yani Gençler Birliği geçen bölümde nasıldıysa burada Fenerbahçe'nin o versiyonu ama bizim kadro güçlü Allah'tan bu sefer. Aman Fırat süpersin. Fırat sakin çocuklar. Veseli ve maç bitiyor. Direndik dayandık 2-1 aldık. Rodega'nın golüyle Fırat'ın güzel asistiyle Fırat defansta da kendini gösterdi. O bizim parlayan yıldızımız o Denizli'nin çocuğu arkadaşlar. Muhammed Kudüs yine de maçın adamı olmuş. Ne yaptı Kudüs? Bir gol attı. Asisti gün Fırat yaptı bir de Quaresma'dan asist vardı. Ratingler bu şekilde. Ve şimdi transferin son gününe geldik. Beşiktaş bir tane oyuncu almış Mazeçki diye. Diğer transferleri de göstereyim burada sizlere arkadaşlar. Fener hiçbir şey yapmamış. Galatasaray Maya diye bir oyuncu almış 12.8 milyona. Onun haricinde Ahmet Oğuz gitmiş gençlerden, Poco gitmiş Göztepe'den, Lucas 1.5 milyonluk bir Lucas gelmiş Kasımpaşa'ya. Kravets Ahmet Oğuz'u Kayseri almış ve Jonsson gitmiş Jens Jonsson Konya'dan. Başka transfer var mı? Elhero Elia ile Kerim Fray. Sol taraf gitmiş Başakşehir'de ve onların yerine Rajit gelmiş 9.7'ye. Sivas çiftçi diye birisini satmış. Trabzon sattı Hüseyin Türkmen'le Onazi'yi ama kimseyi almamış. Malatya'da önemli bir şey yok. Morales, Çaykur Rize, Alanya'da hiçbir şey yok. Antalya'da Sorensen, Gane'ye 9.7.9 milyon Drol gitmiş. O kadar. Bizim bütçe 6 milyon. Geçen bölüm için Mert Müldür'ü alırız diye düşürmüştüm. 2.5 milyon değeri varmış da arkadaşlar.
Benim aklıma Karamoko gelmedi. Karamoko sağ beke gelecek zaten. Mert Müldür'ü alıp da geliştirene kadar zaten Karamoko'muz var bizim. Şimdi Guillerme'ye geldim. 5.5 milyon diyor. Yani bütçemize yetiyor. Sanırım kontratı bitiyor. Muhtemelen o yüzdendir. Guillerme çok hızlı. Merkez ofansif oynayabiliyor. Sağ tarafta oynayabiliyor. Bizim sağ tarafta Fırat biraz yavaş gibi kalıyor. Bilmiyorum. Fırat'ı çözemedim arkadaşlar da. Fırat biraz daha gelişene kadar Guillerme'yi bir deneyelim. Gelirse gelsin. Çünkü bize hızlı oyuncu lazım. Aynı Barol ne kadar solda hızlıysa sağda da öyle bir hızlı oyuncumuz olursa ofansımız daha da inanılmaz olur. Hatta Guillerme'yi belki merkez ofansifte de oynatabiliriz diye düşündüm. Ve ona 5 milyonluk bir teklif yapacağım. Malatya daha düşük mü verseydik ne yapsaydık? 5 milyonu direkt kabul ettiler, hay hay dediler. Guillerme bence sağlam bir topçu. Çeviklik falan zaten 90'ın üstünde. Sprint hızı 92-93. Çok önemli istiyor. 75 overall bizim takım için gayet iyi. Şimdi Guillerme'ye ben aynı aldığı parayı teklif edeceğim. 15.500 azını. Ooo, o zaman anlaşıldı. Şöyle yaparız. Guillerme 18.000 euro, 165.000 prim alıyoruz. 11 numara serbest, 11 numarayı verelim. 22 numarayı almış kendisi. Guillerme zayıf ayak, 3 yıldız sol ayakmış. Beceri hareketleri 4 yıldız. Görüyorsunuz hızlanma, sprint, denge, çeviklik. Bunlar çok önemli şeyler FIFA'da. Müthiş. Bitiricilik ne durumda? 63. Dribbling 76. Daha da iyi olabilirmiş. Kısa pas 74. Bakacağız. Guillerme'yi yedeklerden sokarız bir sonraki maçta oyuna. Ya da yedeklerden sokmayız. Bayern Münih maçı 2 gün arayla geleceği için Göztepe şimdi var deplasman. Göztepe 14. kötü takımlardan. O yüzden biz yedek kadromuzla oynayalım. Fırat'ın yerine Guillerme başlasın. Guillerme girsin. 74'e de düşmüş gelir gelmez. Beto'yu da çıkarıyoruz. Onun yerine de Lunev'i koyuyoruz. Aduriz'i tekrar göreceğiz. Önder'i de tekrar, Deniz'i de tekrar göreceğiz. Oyna diyelim. Maça geçelim. Göztepe'de bir akşamüstü. Akşamüstü maçları bizim için iyi geçmedi şu ana kadar. Gençler Birliği maçından bahsediyorum. Bakalım. Bakalım Guillerme nasıl iş yapacak? Modu Barov'un sol tarafta yaptığını sağ tarafta yapabilecek mi? Guillerme aldı. Guillerme hızlı mı? Hızlı. Guillerme bıraktı. Aduriz iyi döndü. Recep Niyaz bekliyor. Aduriz'e atacak. Aferin. Aduriz de tekrar Recep'e atacak. Recep de tekrar Aduriz'e atacak. Matador avlıyor. Matador işte bu diyor. Matador knockout ettim diyor. İşte bu. Recep'le müthiş paslaşmalar. Matador vallahi Süper Lig'de gol krallığına doğru gidiyor. Bugün işte süper gidiyor Matador. İşte bu. Deniz. Deniz'i çektiler abi. Şimdi serbest vuruş. Serbest vuruş kim kullanacak acaba? Vallahi Aduriz almış. Hocam ben çekerim diyor. Serbest vuruş isabeti 53. Kuvvet var en azından. Haydi şöyle gönderelim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Dümdüz bir vuruş yapacağız. Şöyle tutturabilirsek evet çok güzel. Geliyor Matador. Yeterince kadar sert olmadı ama korner. Deniz gidiyor. Deniz gidiyor. Adamlar offside taktiği uyguladılar. Deniz. Evet güzel. Müthiş Guillerme. Deniz geliyor. O Seedorf'u buldu. Seedorf. Hadi be Seedorf. Berbat vurdu. Deniz götürüyor. Deniz Guillerme'ye atacak. Güzel top. Guillerme bomboş. Haydi Guillerme. Guillerme gole doğru gidiyor. Guillerme. Dışarı gönderiyor Guillerme. İlk yarı 1-0 bitiyor arkadaşlar. Aduriz'in tek golü. İyi oynuyoruz, güzel oynuyoruz. Guillerme'den de bir gol bekliyorum artık. Yani iyi pozisyona giriyor ikinci yarıya. Hiçbir değişiklik yapmadan geçeceğiz. Az kadromuzu fit tutmaya çalışıyoruz. Önemli Bayern Münih maçı için bundan sonra. Şimdi bizim diğer bir rüzgarın çocuğu Seedorf, efsanenin yeğeni getirdi. Efsanenin yeğeni. Son anda Recep'e düştü top. Recep. Ah Recep geç kaldın ama Aduriz evet. Aduriz bomboş şimdi. Aduriz kaleci göktü. Dakika 83 korner Göztepe. Aman çocuklar aman Aduriz vay. Defansta bile Aduriz kafayı gömüyor. Aferin. Maçın son fırsatı olabilir bu. Aduriz bekledi. Deniz Önder Aduriz'e attı. Aduriz oyuncuları yardımı rakibi yardı gibi ama Titi aldı. Böyle de bitti arkadaşlar. Aduriz'in tek golü
1-0 galip ayrılıyoruz. Şimdi önemli maça geçelim. Önemli maça geçmeden Adana Göztepe'ye şut çektirmemişiz. Defansımız çok yerindeymiş. Deniz Önder'de overall'da artış var. 54'e yükseldi. Şimdi Bayern Münih maçı iç sahada. Denizli'de Alman devi geliyor. Formalarımızı seçiyoruz. Karşımızda Robert Lewandowski var. İlk 11'imiz bildiğiniz gibi. Giyermeyi sonra oyuna alabiliriz. Şimdilik Fırat oynasın başlangıçta. Maç gece oynanacak. Her şey hazır. Pavel Grigorski. Polonyalı hakem umarım Lewandowski'ye kıyak geçmez. Seni başka türlü öpeceğim. Atmosfer felaket. Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakibin ilk 11'ini çok merak ediyorum. Yeşil cephe yerinde Lewandowski, Felipe Anderson'u görüyoruz. Şampiyonlar Ligi için bizim baba yiğitlerimiz hazır. Görüyorsunuz Kudüs. Kutsal çocuğumuz, şu ana kadar en iyi performans gösteren oyuncumuz arkadaşlar. 9 ya da 10 maçta 8 gol, 4 asist, o şekilde oynuyor Muhammed Kudüs. Onun da numarasını değiştirme vakti geldi mi acaba? Emin değilim. 14'ü giyiyor şu an. Bizim ilk 11 görünüyor. Şampiyonlar Ligi futbolu. Tarih yazılıyor arkadaşlar. Tarih. Bu 11 acaba nerelere kadar gidebilecek? Rakibin oyuncuları da resim çekiliyorlar. Galiba Bayern Münih'in böyle oldu mu? İlk 11'ini göstermeyecekti. Maç esnası artık tanımadıklarımızı da göreceğiz. Hadi Q7, yüzümüzü kara çıkarma. Başladık maça. Rodega. Çok tehlikeli görünüyorlar arkadaşlar. Casemiro, Goretzka. Goretzka tanımadıklarımızdan bir tanesiydi galiba. Ya da ben ona da Lucas Hernandez demiştim. Grimaldo varmış. Sol bek Grimaldo. Goretzka, aman dikkat. Müller, Coman, Casemiro ve golle başlıyorlar. 6-7. Dakikada kusursuz paslar. 1-0 Bayern. Şuna bakın şimdi. Müller, Coman, Casemiro düzeltiyor. Hop, Coman. Offside da yok. 1-0 Bayern. Adamlar ne bekliyorlar be abi? Ne bekliyorlar? Şuna bak. Ah, Nuri Şahin, aferin Nuri. Nuri'nin tecrübesi var ya. Ama derken batırdık. Felipe Anderson. Çok iyi, çok iyi. Aman dikkat. Lewandowski'ye şut çektirmeyelim. Veseli. Evet. Ucuz kurtardık burada ve pasımız da iyi geçti. Rüzgar ne oldu Baro? Sana ihtiyacımız var koçum benim. Uç git Kudüs. Kudüs bekledi. Aferin Kudüs. Güzel. Şurada bir gol atar mıyız? Haydi Baro. Baro çek. Baro pasını ver. Lewandowski. Kranjo. Kalede Kranjo var. Abi nasıl kurtardı onu ya? Ben anlamadım valla. İnanılmaz. İmkansız bir kurtarış gibi geldi bana. Ben ona bakmak istiyorum. Evet. Şimdi Barov'dan çıktı pas. %100 gol arkadaşlar. %100 gol. Rodega abanıyor. Ve oha, reflekse gel. Bir de ayağına falan çarpıyor. Bak mesela şu top şurada ayağa çarptı mı abi? Sektikten sonra vallahi iyi yumuşamış. Yani içeri girer falan dedim. Çizgiden mi çıktı dedim. Yok abi, Kranjo'nun elinde top. Şimdi onlar geldiler. Aman dikkat. Coman durduralım abi. Durduramadık vallahi arkadaşlar. Hezimet olabilir adımıza. Ama o golü atsaydık belki her şey değişebilirdi. Kimi? Korner. Coman. Rodi. Quaresma. Zakaria. Quaresma iyi çıkıyoruz. Nuri Şahin. Nuri kaptırmadın. Aferin Rodi. Evet, kontra hatamız iyi gelişecek sanki. Barov uç abi. Kimih yanında. Barov geçer onu. Geçiyor. Evet, Quaresma süper bekletti. Kudüs. İşte bu be. Quaresma'nın hareketlere gelin arkadaşlar. Quaresma'nın harekete gelin. Kudüs son çocuk atıyor. Şuradaki klasa bakın. Of. Bu hareketin adı neydi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben yaşlandım artık. Vallahi bilmem neyi dönüşüydü ama Quaresma. Offside yok. Bu sefer gol var. Helal Kudüs, helal. Kutsal çocuk. Felipe Anderson, Fırat güzelsin. Hideguchi müthişsin. Quaresma, Barov. Artık takımımıza böyle bu golden sonra bir özgüven geldi arkadaşlar. Neden kazanmayalım? Zakaria süper çekti. Zakaria bir o yana bir bu yana. Zakaria boşluğa gel.
Aferin Nuri. Pas güzel Barov. Nuri. Kudüs. Ah olmadı. Kingsley Coman'a sağlam top. Aman dikkat. Aman dikkat. Zakaria kapat. Zakaria kapat. Güzel. 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 Kimi? Onu da kapattık. Coman direkt orta. Bunlar rahat ama çok kötü yere uzaklaştı top. Coman. Lunev inanılmazsın. Quaresma kontra atak. Anca yakalarsak kontra ataklarda yakalayacağız. Kudüs'ten müthiş pas. Quaresma bırak abi. Kudüs. Bir o yana bir bu yana aksiyon dolu maç arkadaşlar. Vallahi burada Yusuf Yusuf oynuyoruz. 45. dakikaya da yaklaştık. Aha hata. Quaresma. Casemiro araya girdi. 45+2 verildi. İlk yarı 1-1 bitsin en azından. Casemiro aman dikkat. Şu an çok tehlikeli. Coman, Zakaria. Aferin Zakaria. İlk yarıyı hoca bitiriyor. 1-1. Vallahi ben de burada koltuğumun tam kenarında oturuyorum arkadaşlar. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Gerçekten bu takımı çok beğendik. Çok benimsedik. Büyüttük onları resmen diyebilirim. 1,5 sezonda. Ya da daha 1,5'a da gelmedik arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Değişiklik yok. Güzel oynuyoruz. Açıyı kapattı. Şimdi Quaresma. Quaresma hızlı değil. Bekleyeceğiz. Quaresma mükemmel. Adam çok sakin bu maçta. Fırat. Quaresma. Hadi be. Aman. Aman. Felipe Anderson. Adamlar kanatları çok tehlikeli kullanıyorlar. Goretzka. Veseli. Veseli bu maçta çok iyiydi. Çok top kesti. Coman'ın korneri. Coman'ın korneri. Tolisso. Veseli. Çıkacağız, çıkacağız, çıkacağız. Rodega. Uç Rodega. Felipe Anderson arkasında. Rodega iyi gitti. Rodega. Pası verdi. O adam arkaya düştü. Rodega gole gidiyor. Rodega. 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 Kaleci Kranio. Of. 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 Pas da verebilirdi ama orada pası gitmez dedim Kudüs'e. Rode atamadı. Zakaria. Guilherme. Kudüs. Olmadı. Olmadı. Pogba da burada. Oha Pogba da oyuna girdi. Şimdi kontra atak. Gideguchi aferin koçum benim. Veseli. Vallahi adamlar Pogba'yı da almışlar. Yedeklerde tutuyorlar be. Lükse bak. Ruben. Ruben kim abi? Kudüs aferin. Hayvansın Kudüs. Quaresma. Güzel top. Fırat'ın önüne. Ah be Rodega'nın pası Fırat'ın önüne düşmedi. Zakaria atak devam. Kudüs. Ah 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 ah. Felipe Anderson, Ideguchi süpersin Japonumuz. Ama Quaresma'nın pası çok kötü. Pogba aman dikkat. Zakaria, Coman batırdı. Guilherme verdi. Evet Quaresma sakin çocuklar. Süper Kudüs süpersin abi. Süpersin. Quaresma güzel. Quaresma yine bekledi. Kudüs. Rodega. Rodega işte bu be. İşte bu be. Rodega yap oğlum. Ne yapıyorsun? Rodega bunu belledi arkadaşlar. Griezmann'ı seviyor galiba Rodega'ya da. Griezmann'a gönderme yapıyor. Aralarında ne geçmiş bilmiyorum. Quaresma yine süper bir hareket orada. Şık şeyler. Abi Kudüs'ten de pas. Rodi bitiriyor. Evimizde daha da güzel bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı düşünemezdim arkadaşlar. Bu maçı alırsak para gelmiyor. Deplasman galibiyetlerine para geliyor ama mağlubiyetlerine, iç saha mağlubiyetlerine eksi 1 milyon gidiyordu. O yüzden bu çok iyi oldu. Şimdi Rodega golü attık. Burada full defans yapmamız lazım son 5 dakika. Ne yapacağız? 5-3-2'ye geçeceğiz yine. Hatta 5-4-1'e geçelim. Sırf burada zaman harcamayı oynayacağım arkadaşlar. Pogba, Müller bakalım. Gol yemezsek çok iyi olacak. İnanılmaz olacak. Tarih yazacağız. Evimizde ilk Şampiyonlar Ligi grup maçı. İlk galibiyet gelecek mi? Kapatın çocuklar, kapatın. Kapatın Lewandowski. Güzel, Nuri Şahin süpersin. Al götür Fırat. Oyun bize biraz avantaj verdi burada arkadaşlar. Hafif momentumumsu gibi bir şey. Fırat getirdi, Fırat getirdi, Fırat getirdi. Bırakacaktık orada kimi bilmiyorum da maç bitiyor abi. Fark etmez abi. Alırız biz bu maçı abi. Şampiyonlar Ligi dizin önümüze. Sakin Gürkan. Ama o başlangıçtan sonra, onların oynadıkları futboldan sonra bir hezimet geliyor mu dedim.
Vallahi iyi çevirdik. İyi bak, bakınsana abi ne paslar yaptılar. Lunev'den inanılmaz bir kurtarış da vardı. Burada sadece tek aksiyon goller olarak görünüyor. Görüyorsunuz %58 topla oynamışlar ama biz de iyiydik. Muhammed Kudüs yine maçın adamı, ne yaptı? Bir gol bir asist yaptı Kudüs. Quaresma'dan bir asist vardı. Diğer asiste, diğer golde Rodeaga'dan geldi zaten. Kazandıran gol. Helal çocuklar, helal. Güzel galibiyetin ardından şimdi lider götürüyordu Başakşehir. 5 maçta 13 puan. Onlar da ne yapmışlar? 4 galibiyet, 1 beraberlik, 14 tane gol. Ligin en çok gol atan takımı. Takımımız full kondisyona geldi. Okey, o zaman güzel. Evimizde oynayacağız. Bu da bir avantaj. Trabzon maçına da artık kim yorgun değilse onlarla oynarız. Böyle güzel mi? Şunu hemen abi, sonbahar falan diyor ama biz bunu yine de çok bulutlu yapalım. Hemen gaz kesmeden şu maçı da alalım bu momentumla. Denizli birkaç gün önce burada ne güzel bir maç izledi be. Denizli Spor taraftarı, Yeşil Cephe 2-1. Bir de Almanya'da da o galibiyeti alsak var ya, gruplardan lider bile çıkmak neden olmasın ama şu an konuşmak için çok erken arkadaşlar. İyi oynadım, tamam kazandık, 2-1 falan kazandık da öyle o şekilde playofflarda falan çok zor olur o tarz rakiplere karşı. O yüzden hedeflerimizi gerçekçi tutalım biz. Hideguchi. Berbat pas. Nuri Şahin, Barov kaçıyor. Nuri atar mı? Pardon, Barov atar mı? Attı valla. İşte bu Barov. Ye onu Barov. Süpersin Barov. Barov. Ah be. Üstten aşırmalı pas yapmalıydım. Tüh. Aha. Batırdı lan. Evet. Damien Suarez kimse artık. Kudüs. Hadi Baro. Yersin onu Baro. Baro geri dön abi. Aferin. Zakaria. Kudüs orada. Evet. Quaresma. İşte bu be. Derken. Evet gol. Offside yok. Birden. Herif vallahi bunu iyi şey yaptı Rodeaga. Rodeaga'nın golü. Vallahi ben orada Quaresma'yı offside sandım ama Kudüs başka bir futbol oynuyor. Harbiden offside gibiydi bence. 23 numara galiba bozdu aşağıda. Rodi için çok kolay bir gol. Vallahi bizim 30 yaş üstü üzeri paslanmayan demirler iş başında. Quaresma'nın asisti, Rodeaga'nın golü. 1-0. Baro. Uçuyorsun Baro. Güzelsin Baro. Süpersin Baro. Kudüs sen de uçarsın. Hız üzerine kurulduk biz. Uçan orozlar. Kudüs. Pasa gel abi. Pasa gel de. O Damien nasıl müdahale etti orada ben anlamadım. Zakaria. Barov. Atak devam eder abi. Bu golle sonlanır abi. Kendimize çok güveniyoruz artık. Quaresma. İyi top. Barov. Rodeaga. Dışarı. Gulbrandsen soldan geldiler. Gulbrandsen de hızlı. Behic, aman dikkat, ceza sahası içinde Veseli yine engelliyor. Veseli artık bizim kayamız oldu ya. Şimdi kontra atak, bizim işimiz. Quaresma'nın önü bomboş. Haydi Quaresma, biraz yavaş. Quaresma, yanında gelen süper bir pas. Bu sefer Kudüs offside. Offside'ı da vermedi hoca. Offside'lar kapalı mı bu maçta? Ne oldu acaba? Ben offside sanıyorum. Orada biraz da saldım pozisyonu. Tüh. Vallahi rakip feci geldi. Şu paslara bakar mısınız abi? Hüseyin Türkmen son anda. Korner. Kudüs kime ne yaptı? Visca'nın korneri 45+2. Çok dikkat. Yürü Rodi. Güzelsin abi. Rodi süpersin. Edin Visca. Adoriz'i de görmek lazım. İkinci yarıda Adoriz'i de oyuna alacağım bir şekilde. Yuso. Aman dikkat. Barov. Aman çocuklar. Hocam bitir lütfen yani. Şurada +4 oynuyoruz artık. Oho, hoca bitirmiyor. Vallahi bu aksiyonu yaşamasaydık olabilirdi. +6 oldu hocam. Ne oldu ya? Saati mi unuttun? Aha. Hala devam ediyor. Kudüs vallahi bir şey. Arkadaşlar +8 mi? Hoca uyudu mu? Ne oldu? İlk yarı 1-0. Şöyle yapıyoruz. Guilherme sola, Kudüs merkez ofansifi, Aduriz forvete, Barov'la Quaresma'yı çıkardım. İkinci yarı başlasın. Guilherme güzel. İşte bu. Aduriz tek top. Kudüs gole gidiyor. Kudüs.
kapattığı köşeye Volkan'ın peşine dönen top uzaklaşıyor. Nuri müthiş top oynadı. Aduriz döndü. Çok kötü vurdu. Maçın son dakikaları şimdi. Son pozisyonu olabilir. Gulbrandsen, Fırat kaydı. Fırat orada serbest vuruşu verdi. Çok sakat olabilir. Bir sarı kartla Fırat'a. Fırat sakin. Büyük tehlike var şimdi diyebiliriz. Aman dikkat. Güzel, Hüseyin uzaklaştırdı ve bu maç sadece 1-0 bitiyor. Ligin en iyi defansı en iyi ofansına karşıydı ama doğru düzgün pozisyona giremediler. 1-0 alıyoruz. 2 de olabilirdi. Artık sağlık olsun arkadaşlar. Burada görüyorsunuz rakip bizden daha çok toplu oynadı falan filan ama aldık maçı 1-0. Puan tablosuna bakın. 5 galibiyet, 1 mağlubiyet. Fener, Trabzon aynı götürüyoruz. Ligin en iyi defansif takımı Fenerbahçe'ymiş yalnız. Biz 4 tane gol yemişiz. Şimdi rakibimiz kim peki? Trabzon. 2 gün arayla. Maç öncesi bir antrenman. Kudüs, coşar mısın koçum benim? Hüso. Oho, eski takımına karşı iyi. 75'e yükseldi Hüseyin. İlk 11 aynı kalsın. Böyle devam edelim şimdilik. Formalarımız şöyle olsun arkadaşlar ve her şey hazırsa şimdi Trabzon'a geçelim. Maç başına gol 12 mi? Sörloth 5 maçta 12 gol mü? Oha! Biz buna bakmamız lazım. Doğru mu değil mi? Valla öngörülen gol 79 falan diyordu. Trabzon'a hoş geldiniz arkadaşlar. Çakır, Uğurcan Çakır, Kleiber, Kampi, Hüseyin'i, Edgar İyi, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür. Kim vardı bir de? Kasami kimse artık. Mikel kaptan, Vakayme. Sörloth da forvet. Hadi bakalım. Sahabe kalmış Trabzon kendilerine. Maç başlıyor. Bu arada bu maçtan 3 gün sonra da hemen Roma maçı geliyor ve derken Quaresma direkten döndü. Yok daha neler. Q7 ya Rode, eski takımını atar mısın? Rode iyi döndü. Rodega Uğurcan. Valla şuta bir bonus mu geldi? Ne oldu? Valla şutlar çok güzel gidiyor. Korner Nuri Şahin gönderiyor. Kafa var mı? Var. Var ama dışarı. Hüseyin Türkmen. Nuri, evet, Rodi, Kudüs, evet, Kudüs. Ah be, Kudüs'e bak ya. Kudüs resmen buslu. Rodega, Kudüs'e gitmedi. Trabzon geldi. Aman dikkat, Sörloth. Çok büyük tehlike. Abdülkadir Parmak kusursuz gol attılar. Çok güzel gol attılar. Uşaklar seviniyorlar. Sörloth burada. Şuna bakın abi. Şuna bakın. Paslara bakın. Orada Obi Mikel'in pası da süperdi Sörloth'a. Kilit pası oydu. 1-0 Trabzon evinde üstün. Vakayme, Parmak. Trabzon yine süper pas yapıyor. Artık burada yani siz bir yenilin diyor oyun bize. Biz pes etmeyeceğiz arkadaşlar. En azından bir puanı koparmaya çalışacağız. Bu sırf Bayern Münih'i yenebildik diye oluyor galiba. Sörloth, İye. Hadi Fırat. Aferin Fırat. Kontra atak. O sağ bek bomboş şimdi sağ taraf. İşte bu. Hadi. Güzel. Offside yok. Rodega. Kudüs'le gidiyor. Rodega. Ya abi. Hiç kimse boşa çıkmıyor. Oyun o kadar zor ki şu anda. Ya da ben orada görmedim. Bilmiyorum. Quaresma aferin. Obi Mikel. Olmuyor. Q7. İyiyiz. İlk yarı bitmeden. Kudüs. Baron koşu yoluna. Aha, Baron rakibi öldürdü. Adam ayağa kalktı. Aldı falan filan. 1-0. Tüh be. Şimdi Quaresma değil de oraya bizim biraz daha dinamik olan Giyerme'ye ihtiyacımız var. Ve ne yapacağız başka? Başka da hiçbir şey yapmayacağım şimdilik. Recep Niyaz da yedeklere hapis kaldı. Şimdi ikinci yarı. Evet. Nuri, Fırat pas güzel, Fırat işte bu be, Fırat Günber, parlayan yıldız, helal olsun. Fırat, oğlum senin daha yaş 17 değil miydi lan, ne ara, kerata. Valla abilerim yapıyor, ben niye yapmayayım diyor Fırat orada. Fırat sakin Fırat. Ama pas Giyerme'den miydi? Asist. İlk asistini yapıyor bu arada Giyerme. Müthiş. Fırat da zar zor sol ayağıyla direkten mi girdi? Aynen Maraş.
Oo, Vakay mı? Offside yok mu hocam? Yok. Ideguchi bırakma. Aferin. İyi. Vakay mı? Çok tehlikeli. Lunev. Aferin Lunev. Hemen başlayalım. Zakaria. Güzel. Zakaria destek verecek. Nuri Şahin. Zakaria. Zakaria'nın önü kapandı. Nuri. İşte bu. Süper paslar. Müthiş paslar. Giyer mi? Boşluk var. Giyer mi? Giyer mi? İkinci yarıda hep bizdik arkadaşlar. Umarım bir gol daha bulabiliriz. Rodega. Güzel pas. Kudüs. Rodi'yi bulacak. İşte bu. İşte bu. Hugo Rodega. Rodega işte bu be. İşte bu be. Rodega yine sahnede. 2-0. 2-1. 0 nereden çıktı? İkinci yarı resmen dominasyon vardı arkadaşlar. Dominasyon. Kudüs yine asistini yapıyor. Rodi baba atmaya devam ediyor. Adam ikinci kez avladı. İkinci mi bu maçta? İlk golü kim attı abi? Ben karıştırıyor olabilirim arkadaşlar da neyse. 2-1 öndeyiz. Maçın son saniyesi artık. Defansive çekilelim. Bu maçı böyle bitirelim. Maç bitiyor. Böyle bitti. 2-1. Aynı Bayern Münih maçı gibi. İlk anda yedik, sonra iki tane attık. Geri döndük arkadaşlar. Hemen hemen aynı oldu. 80'lerde attık çünkü ikinci golü yine. Trabzon tek şut çekmiş. İnanılmaz oynadık. Biz de %91 pas isabetiyle oynamışız. Kaleyi bulan şut sayımız çok az. Direkten dönen top sayılmıyor biliyorsunuz. O yüzden sadece bir tane görünüyor. Güzel. Şimdi ne geliyor? Roma maçı geliyor. Roma da maçını almış Ajax'a karşı. Onların da 3 puanı var gördüğünüz gibi. İlk 11'i, galip gelen ilk 11'i hiç bozasım gelmiyor arkadaşlar. Çok sağlam oynuyor takım. Moral zaten full yerinde. Roma normal klasiğini giysin abi. Biz de beyaz çok karışır diyorum. O zaman aynen böyle yapalım. Biz normal, onlar da normal. Stadio Olimpico. İlk deplasman tecrübemiz grup. Burada 1 milyon kazanma şansımız var maçı alırsak. Bir zamanlar bu takımın başında Imperatore vardı. Roma bu stad onu çok iyi tanıyor. Ama Imperatore emekliye ayrıldı. Yerine biz geldik. Gürkan Hoca şimdi takımını Roma'ya karşı başarıya taşıyabilecek mi? Bayern. Vallahi güzel oldu. Güzel bir başlangıç oldu. Rakibin ilk 11'ini merak ediyorum ben. Yani Cengiz Ünder duruyor mu hala? Juan Jesus kaptanlık pazuvandını almış. Kalede Paul Lopez var. O da eski oyuncumuz bizim Real Betis'ten. Zapacosta'yı görüyoruz. Christensen burada stoperde. Spinazzola, Zaniolo, Rodrigo da forvette. Bu Valencia'nın Rodrigo'sunu almışlar. Cengiz'i göremedim yalnız ben. Kaçırdık mı bilmiyorum. Sanırım Cengiz yedeklerde. İlk 11'leri görünüyor. Antonucci, başka Nastasic var. Dzeko yedek. Burada Kluivert yedek, Şik yedek. Cengiz'i de satmışlar demek ki. Cengiz yedeklerde de görünmüyor. Sander Berg de varmış defans orta saha. Cristante. Geri kalanlarını da saydık zaten. Denizli Spor Bayern Münih'ten sonra Roma'yı da yakabilecek mi? Hadi bakalım. Hüseyin. Zakaria. Rüzgarın çocuğu götürür mü burada? Evet, Zakaria da destek verdi. Güzel. Barov. Zakaria. Haydi. Zakaria. Arka tarafta Fırat bomboş gibi. Orta. Oo. Adamın suratına ayak falan kalktı sanki Juan Jesus'tan ama. Hoca oralı olmuyor. Fırat iyi misin? Zapacosta. Barov. Barov. Yersin Zapacosta'yı. Helal olsun Barov. Rode. Quaresma. Quaresma bıraktı. Nuri Şahin. Nuri Şahin gönderdi. Fırat destekte. Ideguchi. Karizma. Japon verdi. Fırat. Fırat pas. Rodega yetişemedi. Berk. Nuri'yi geçti. Aman dikkat. Aman dikkat derken Rodrigo'ya müthiş bir ara pası. Rodrigo da sağlam bitirdi. Lunev. Güzel çıktı ama. Tüh. Burada Nuri alamadı topu. Peşine Veseli de boşluk verdi. Kötü bir gol yiyoruz arkadaşlar. 1-0. Üstün tarafken. Defans abi bir de boşluk veriyoruz ya. Ayıp ya. Aman. Cristante. Berk. Rodrigo yine. Lunev. Fırat mükemmelsin Fırat. Süper aldı. Fırat. Uçar mısın Fırat? Bakalım Fırat gidiyor valla. Şimdilik gidiyor. Şimdilik uçuyor. Fırat bıraktı.
Rodega. Aaa, Nastasic'i geçmedi. Barov. Güzel. Kudüs. O geçirdi. O geçirdi. Bu gol olsun. Kudüs. Kudüs'e topuk pası. Kudüs yalnız. Rodega uçtu gitti. Aha. Lan Rodega. İçinden geçti yap yavaş top ya. İnsan alır o topu. İlk yarı bitecek arkadaşlar. Yani bir tane az önce atmalıydık bence. Fırat süpersin. Belki yine atarız. Evet, Quaresma güzel. Kudüs uçur abi. Kudüs mükemmelsin. Kudüs attı. İşte bu ya. Kudüs müthiş oynamaya devam ediyor. Lan Kudüs. Kutsal çocuk dedi Kudüs. Flamboyant bir hareketle kıtladı golünü. Vay be. Kudüs süpersin abi. Kudüs müthiş döndü. Nastasic bay bay dedi. Nastasic bana oradan bir Maltepe, iki tane de ekmek. Kudüs sakin. Sigara falan zararlı. Yanlış şeyler bunlar. Berabere getirdik ilk yarıya. Devre arasına, soyunma odasına bir bir beraberlikle geçiyoruz. İkinci yarıda Baro valla yani Guillerme geldiğinden beri ortalıkta yok gibi sanki. Bir de Toru oynatacağım. Gerçi Nuri Şahin aynen çok yorulmuş. Toru oynatalım. Sağlamdır orada Tor. Nuri'den biraz daha hızlı. İkinci yarı şimdi başlasın. Fırat Quaresma'yı süper buldu. Quaresma, o da Rodi'yi buldu. Rodega. Rodega'nın gidecek yeri kalmadı. Zakaria önünde alamadık. Zapacosta, Lunev güzelsin. Lunev ama top Juan Jesus. Büyük tehlike var hala. Sanderberg, Veseli engel. Dışarı giden top zaten offside. Spinazzola. Fırat destek süper Ideguchi'den. Bizim oyuncular vallahi birbirini iyi okuyorlar. Haydi Ideguchi. Güzel geldi Ideguchi. Güzel geldi Ideguchi. Yerde kaldı Ideguchi. Penaltı Ideguchi. Karizma Japon. Helal. Bu sefer penaltı kaçırmak yok arkadaşlar. Berk sarı kart yiyor. Koçum benim. Kaytan bıyıklarını yesinler senin. Penaltının başına kim gelmeli? Patrick Kluivert'ın oğlu. Justin Kluivert da geldi. Rodi harici. Quaresma'nın penaltılar fena değil. O zaman Quaresma gelsin. Quaresma gelecek, vuracak. Haydi Quaresma. Geliyor, vuruyor, golünü atıyor. İşte bu be Quaresma. Sevin koçum. 2-1. 2-1. Bu 2-1 çok önemli. Defansa yüklenelim yine. Biraz daha erken dakikalar ama 5-3-2 yapacağız yine. Quaresma'nın penaltısı dondurdu Paul Lopez'i. 5-3-2'ye hemen geçiyoruz. Fırat'ı çıkaracağım. Ortaya Recep'i alacağız. Başka da değişikliğimiz kalmadı galiba. Quaresma aynen. Açıkta bir Zakaria'mız var. Zakaria uçar mı? Kudüs attı. Vallahi güzel attı. Kudüs'ün paslar da yerinde. Zakaria süper çekti. Zakaria Kudüs'e bıraktı. Kudüs sakin diyor. Kudüs sakin diyor. Kimse beni yakalayamaz diyor. Açıkta kimi buluyor? Ideguchi'yi buluyor. Evet, müthiş top çevirme, Guillerme, Recep, boşluk var mı? Kudüs verdi, Quaresma iyi sakladı, Quaresma dönecek, Quaresma ne yapıyor? Quaresma rakibini geçmeye çalışıyor, Q7, şimdi evet müthişsin Quaresma, Q7, pası olmadı, top bizde ama, zaman geçti, Zakaria, Guillerme, Quaresma güzeliz. Çok iyiyiz. 86. Recep uyuma abi. Uyuma. Aha. Top onlarda. Evet. Süperiz. Yine geldi bizim Karizma Japon. Maçın adamı Karizma Japon. Karizma Japon getirdi. Çapraz açıdan. Gömeyim dedi. Olmadı. Quaresma sektirdi. Quaresma hareketleriyle burada bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Quaresma'dan süper hareketler ve hoca yeter diyor Quaresma. Roma'ya da 2-1. Roma'ya da 2-1. 1 milyon eklensin bankaya. Aferin Quaresma. Maçın adamı Ideguchi olmalıydı belki bence arkadaşlar. Çünkü adam penaltıyı kazandırdı. Orada süper zamanlama. Az şut çektik ama sağlamdık. Yine pas isabet oranımız yüksek. Helal çocuklar. Şimdi ligin son maçı var önümüzde. İç saha Malatya. Görüyorsunuz onlar da gelmişler. 16 puanlı dördüncüler.
Şu ana kadar en iyi takımları oynadık Göztepe hariç. Denizli ile Fenerbahçe lider götürüyoruz vallahi. Yine Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz olacak şampiyonluk için. Formalarımız böyle. Bu maç sağanak yağışlıysa 13.30'da oynanabilir. Şimdi bu maç için ne yapacağız? Quaresma biraz yorgun. Onun yerine Recep'i koyacağım. Guilherme de oynasın burada kimin yerine. Bu sefer Nuri Şahin şöyle gel abi. Recep böyle olsun. Recep defansif orta merkez oynasın. Neyse her şey hazır. Son maçımıza da geçelim. Güzel bir galibiyetle ligi zirvede tamamlayalım. Kudüs vuruyor. Maça başlıyoruz. Bol gollü bir maç istiyoruz arkadaşlar. Böyle 5-6 gollü bir galibiyet süper olacak. Türç vallahi güzel top gönderdi. Çok büyük tehlike. Fofana Veseli. Uç abi. Zakarya güzel geldi. Zakarya Fırat'a verdi. Fırat ayağına yapıştı top. Guilherme eski takımına karşı. Haydi Guilherme. Haydi Guilherme. Haydi Guilherme. Yardı vallahi. Guilherme gidiyor. Guilherme serbest gole gitti. Guilherme eski takımına karşı ilk golünü atıyor bizim adımıza. Guilherme. Adamın sevince bak. Demek ki orada sevmediği birileri vardı. Guilherme'yi hiç kimse tutmadı. Yani dedi lan adamların da belki kafası karıştı. Lan bu bizim topçu değil miydi falan. Aralardan yardırdık, gol attık. 1-0. Oo Gökhan Töre güzel getirdi. Gökhan Töre, Hüseyin Türkmen kaleciyle anlaşmazsızlık bizde. Kornerden bir şey olur mu Gökhan Töre? Korner enteresan bir yere. Aqua, Zakarya onlarda kaldı. Aman dikkat. Aman dikkat. Uf. Oo hoca penaltıyı verdi. Guilherme. Guilherme burada. Eski takımına belki kıyak geçti. Onlar ona kıyak geçtiler diye. Ama Furç. Bunların yeni forveti Furç. Yahovic'i görmüyoruz. Dışarı gönderdi. İlk yarıda böyle bitti. 1-0. Rodin'in yerine Aduriz'i görelim. Aduriz'i görmedik uzun zamandır. Seedorf'u da oynatalım sol tarafta. Ve başka değişiklik yapmıyorum. İkinci yarı böyle devam edelim. Ne hikmetse. Oo, bizim karizma Japon'daki hareketlere bak ya. İşte bu. Kudüs olmadı. Kurç. Veseli. Vallahi rakibi dozerledi. Sağlam yerden frik. Gökhan Töre aldı topu. Gökhan Töre. Yanına bir de Bocanegra geldi. Gökhan Töre atladı. Bocanegra. Sen kimin nesisin? Bocanegra direkten dışarı. Vay anasını. Fırat güzel pas. Guilherme. Evet. Aduriz. Kudüs elini kaldırdı mı? Gider abi. Kudüs Aduriz'e bıraktı. Aduriz abisi. Matador. Sok abi onu içeri. İşte bu be. Matador ya. Doğayı avlıyor Matador. 2-0. Aduriz amca hiç boş geçmiyor vallahi ligde çıktığı maçlarda. Bu sefer de yedeklerden girdi ama yine de helal. Atıyor adam. Süper Lig'de gol kralı olmaya iddialı. Kaçıncı golü? Dördüncü golü. Güzel. Aduriz. Aduriz'den hareketlere gel abi. Kudüs. Kudüs. Aduriz abisine. Aduriz abisi vuruyor. Brinkis. Recep Aduriz'e gönderir mi? Ön direk. Haydi bakayım. Geliyor. Aduriz. Dışarı gitti. Tüh. Gol yemeyelim abi. En iyi defans hedefimiz var. Lunev. 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 İnanılmazsın derken. Peşine Bifuma dışarı gönderdi. Abi böyle iyi bir kaleci görmedim uzun zamandır. Vallahi kariyer oynuyorsanız alın deneyin adamı. Bana da yazın abi bende de böyle kurtarıyor falan diye. Çünkü harbi inanılmaz kurtarıyor. Tam bir panter. Horoz panter çıktı. Aman aman Hüso süpersin Hüso. Adama verdik resmen. Al. Güzel. Guilherme. Buldu Aduriz'i. Aduriz abi. Aduriz abi. Aduriz abi. Guilherme'ye. Guilherme atamıyor ama. Arkadaş ne oluyor ya? Aduriz kaptırmadı. Kudüs. Bu sefer attı. Kudüs. Bugün horoz dansı görmedik ama onu da göremeyeceğiz artık. Aduriz'den asist. Bu nasıl bir pozisyondu? Anlamadım gitti ama Aduriz bırakmadı pozisyonu. Kudüs de düz vurdu. O da golünü attı. Kudüs bu sene rekora gidiyor arkadaşlar. Bu çocuk ikinci sezonunda kendine geldi. NBA'de hani rookie sezonunda kötü gider. Yeni bir gelen çaylak oyuncu ondan sonra ikinci sezonunda parlamaya başlar ya. Kudüs bu hesaptan
3-0 güzel bir galibiyetle bölümümüzü de tamamlıyoruz. Toplam istatistiklere bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Bakmadan önce görüyorsunuz Fenerbahçe. Az önce ben ilerlerken gördüm. Sivasspor'a 1-1 berabere kalmış. Biz Fener'le aynı gol atmışız, aynı gol de yemişiz ama şimdi lideriz. Bu liderliğimiz ne kadar devam eder bilmiyorum. Bu arada Galatasaray nerede? Galatasaray 14. Bir galibiyet sadece, 5 puanları var. İnanılmaz kötü gidiyor Galatasaray. Alexander Sörloth, abi sen ne yaptın? Herif harbiden 12 tane gol atmış ya lan. 6 maçta bir de. Yani 8 maça çıkan adam var ya. Bizden Aduriz 4 gol 6 maçta. O da güzel bir ortalama ama. Oha daha neler. Şimdi gol kralı olmak biraz zor olacak. Rodega 5 maçta 3 gol. Guilherme 3 gol atmış. Demek ki o tarafta da atmıştı. Onlar da sayılıyor. Asistlerde Recep Niyaz 6 maçta 5 asist. Harun Tekin gol yenmeyen maç. Lunev 3 tane 5 maçta. Beto'da 3 maçta 2 tane. Bunlar iyi. Toplam istatistikler, Lunev inanılmaz abicim. 10 tane gol yenmeyen maç 16 maçta. Bakalım kaç tane yemeyecek, öyle geçirecek sezon boyu. Ve bunun haricinde Kudüs 13 maçta 10 gol 7 asist. Çocuk kırlanta gibi ya. 8.4 ortalama reytingle oynuyor bakın. Süper bu. Rodega 8 gol 3 asist. Hala adam 35 yaşında da döşemeye devam ediyor. Aduriz ligde süper. Süper Lig'de 6 maçta 4 gol 3 asist, daha ne beklersiniz? Quaresma iyi gidiyor vallahi. Quaresma'nın o yaptığı asistler, hele de o Bayern maçındaki asist. Of, o neydi öyle diyoruz. Barov 2 gol 3 asist. Barov'un performansını artırmasını isteyeceğim. Barov biraz yavaşladı sanki. Guilherme iyi. 10 maçta 3 gol 2 asist. Recep Niyaz'ın 6 asisti var. Fırat bu bölümde iyiydi aslında ama bir golü vardı, bir asisti vardı ya da iki asisti vardı. Her şeyi bu bölümde yaptı demek ki. Bir gol iki asist hedefi için çok kötü yalnız. Yani 10 gol 10 asist yapması lazım yoksa Fırat'ı göndereceğiz. Bunların haricinde bakacak pek bir şey yok. Nuri Şahin'in iki asisti var ama Nuri Şahin'i ben geride kal talimatı verdiğim için fazla artık hata katılmıyor. Geriye açık bırakmama amaçlı. Onu daha çok defansif tutuyorum. Bunun haricinde arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde bakalım ne olacak. Ajax maçı var. Beşiktaş'la oynayacağız. Antalya var. Ajax'la 2 maç var. Kasımpaşa, Galatasaray falan derken aynen Galatasaray maçına kadar yaparız. Ondan sonraki bölümü de Bayern Münih'le falan açıp ara transfer dönemimizi getiririz. Roma galibiyetinden sonra bu arada Bayern Ajax'ı almış. Biz tek başımıza lideriz burada gördüğünüz gibi. Ama bunun haricinde arkadaşlar her zamanki gibi çok çok sağ olun desteğiniz için, mükemmelsiniz. Beğeni butonuna her zamanki gibi hatırlatıyorum, basarsanız çok sevaba geçersiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. 66'da doğdu gönüllerin efendisi. Yeşil siyah renkleriyle liglerin efsanesi. Horoz aşkı ile yanan taraftarının sesi. Denizli Spor, şanlı Denizli. 66'da doğdu.